Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Yine 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçiyor. 16'sında Venüs Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğuyor. 23 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçecek ve 25 Mart'ta Mars Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda olacak. Merkür de ayın 19'una kadar Balık burcunda. Bu ay ayın özellikle ilk yarısı içerisinde maddi konular, para hesapları, bütçenizle ilgili konular, mali durumunuzla ilgili konulardaki arayışlarınız, düşünceleriniz, fikirleriniz, iletişimle bilgi trafiğinin bu alanlarda özellikle öne çıktığını düşünebiliriz. Zaten 7 Mart'ta yine para alanınızı etkileyen bir dolunay var. Başak Burcu'nun 16 derecesinde doğacak, 8. evinizde doğacak. Bu dolunay aslında sizin ilişkilerinizde, bu bir işbirliği olabilir, evlilikle ilgili olabilir, partnerinizin gelirleriyle ilgili olabilir, hisseli paralar olabilir, bir miras gibi, nafaka, sigorta, tazminat gibi bir şeyiniz olabilir, bir kredi, bir borç ödemesi, vergi yapılandırması, tazminat gibi bir konu mesela. Hani buralarda bir tamamlanma, bir farkındalık etkisi var. Daha fazla hesap yapacaksınız, para hesapları, muhasebe işleriniz var. Hani dolayısıyla muhasebe yaparak mali durumunuzla ilgili alacak verecek konuları, borç alacak konuları, hani buralarda bir şeyleri analiz etmeniz, detaylarla ilgilenmeniz mümkün. Sonuçta harcamalarınızı bir gözden geçirebilirsiniz. Ne gerekli, ne gereksiz, onları bir ayrıştırabilirsiniz. Bir kredi borcunuz varsa bunu yapılandırmanız, ödeme planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz mümkün. Bir iş yatırımınız varsa bir kredi almanız, mesela bir iş birliğinden yine bir destek almanız mümkün. Bununla ilgili bir beklentiniz de sonuçlanabilir. Muhasebe işlerinizle ilgili bazı önemli kararlar da verebilirsiniz. Yani burada hizmet aldığınız kişi ve kurumlar da olabilir örneğin. Genellikle para düşünüyoruz, para hesaplıyoruz, detaylar öne çıkıyor. Alacak, verecek, borç konuları falan, bunların öne çıktığı bir dolunay bu. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesirleri çok daha önemli olabilir. Ve hemen yine aynı gün 7 Mart'ta bu sefer Satürn, biliyorsunuz 2020'nin aralığından bu yana Satürn sizin burcunuzda. Artık Satürn'e güle güle diyorsunuz sevgili kovalar. 7 Mart'ta Satürn Balık burcuna geçecek. Ve sizi gerçekten bu dönemde eğitti, bir şeyler öğretti, sorumluluklarınızı arttırdı, hayatınıza bir düzen getirdi, disiplin getirdi, zorlamış olabilir. Ama unutmayın, Satürn'ün verdiği zorluklar, sorumluluklar, dersler sizin gelişiminize hizmet eder. Dolayısıyla mutlaka biraz daha büyüdünüz, olgunlaştınız. Şimdi Satürn Balık burcuna geçecek ve 13 Şubat 2026'ya kadar önümüzdeki yaklaşık 3 yıl Satürn Balık burcunda olacak. Bu tabii ki daha genel bir etki. Sadece bu ayla sınırlı değil. Para evinize geliyor. Ondan bahsedebilirim. Biraz para konularına çekidüzen vermek, sorumluluklar almak, hesaplı kitaplı olmak gerekiyor bu dönemde. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Hem genel etkilerinden bahsettim, hem de burcunuza olan etkilerinden bahsettim. Demet Bağtacı YouTube kanalında Satürn Balık videomuzu izleyiniz. Sevgili kovalar. Ve ayın 16'sında Venüs Boğa burcuna geçecek. Venüs ev yuva alanınıza geleceği için ve iyicil de bir etki olduğu için ayın 16'sından sonra evde daha konforunuzun artacağını, evde kendinizi güvende hissedeceğinizi, evde mutlu olacağınızı söyleyebiliriz. Bu tabii ki taşınma, ev, emlak alma, satma gibi alanlarda da sizin için faydalı olabilir. Veya evinizi dekore etme, işte boyama, güzelleştirme gibi evde yapılacak tadilat işleri falan, buralarda da bazı güzel etkiler verebilir. Aileyle bir arada olmanız, evde toplantılar yapmanız, kutlamalar yapmanız, kendinizi ev alanında biraz daha huzurlu, mutlu hissetmeniz mümkün olabilir bu süreç içerisinde. Merkür ayın 19'unda Koç burcuna geçecek. Güneş de 20'sinde Koç burcuna geçecek. Aynı zamanda bu ekinoks ve ilkbahar başlangıcı ve hemen ekinoksla birleşen 21 Mart'ta Koç burcunun 0 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay 3. evinizde doğacak. Önümüzdeki Nisan ayında da burada bir yine yeni ayla birlikte bir güneş tutulması var. Dolayısıyla bu yıl Koç burcunda böyle çifte bir etkiden bahsediyoruz. 3. evdeki yeni ay
hem Merkür de orada olduğu için yeni bir düşünce, bir fikir, bir teklif anlamına gelebilir sizin için. Kardeşlerle ilgili de belki hızlı gelişmeler olabilir. Komşu ilişkilerinizde bir yenilik olabilir. Çevresel anlamda işte yeni bir telefon almak, araç almak gibi bir iletişim cihazlarınızla ilgili bir etkiniz olabilir. Koç yeni ayında bir seyahate çıkabilir, bir yolculuk yapabilirsiniz. İşle ilgili, eğitimle de ilgili olabilir bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 0 ile 5 derecesi arasında Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkilerin daha önemli olacağını söyleyebilirim. Meraklı olacağınız bir dönem. Bir yandan zihinsel yaratıcılığınız artıyor. Zaten buluşçu bir insansınız. Yeni bir düşüncenin, bir fikrin ortaya çıkması mümkün. Aynı zamanda da bol bol okuyup araştıracağınız, yazacağınız, tasarlayacağınız bir dönem. Bu size belki bir kitap yazmak isteyeceksiniz. Ya da işte internet üzerinde, sosyal medya üzerinde, iletişim cihazlarında bir yeni adım atmanız, bir açılım yapmanız mümkün. Burada bir eğitime de başlayabilirsiniz. Bu alanda size yeni ufuklar açabilecek, motivasyonunuzu, cesaretinizi arttıracak bir yeni ay. Ve ayın 23'ünde bu sefer Plüto Kova burcuna geçiyor. Evet, kuşkusuz sizin için yine hayatınızda deneyimleyebileceğiniz en önemli transit. Herkes de yaşamıyor bunu sevgili kovalar. Yani 284 yıllık bir döngüsü var Plüto'nun ve dolayısıyla yaşamında her kova burcu böyle bir transit yaşamıyor. Yani bu çağda, bu dönemde doğduğunuz, yaşıyorsunuz ve Plüto'nun kova burcundaki transitini deneyimleyeceksiniz. Şimdi çok güçlü, kesinlikle etkisinin, hani etkisini görmezden gelemeyeceğimiz bir transitten bahsediyoruz. Kısa vadeli değil zaten. 20 yıllık bir döngü bu. 2044'e kadar Plüto kova burcunda olacak. Bu yıl 11 Haziran'a kadar sadece 0 derece kova burcunda olacak. Şöyle bir merhaba diyecek. Sonra retrosu nedeniyle geri dönecek zaten. Oğlak burcuna dönecek. 2024'te tam olarak yerleşecek. 2025'ten itibaren artık Plüton'un kova burcunda daha güçlü ilerlediğini, yerleştiğini burada göreceğiz. 2044'e kadar. Bu yıl sadece işte güneş burcu, yükselen burcu 0 derece, 1 derece, 2 derece olan kovalarımız bu etkiyi alabilirler. İşte bu derecelerde gezegenleriniz varsa alabilirsiniz bu etkiyi. Biraz deneyimlemek lazım, bakmak lazım. Çünkü kolektif bir gezegen, özellikle tüm insanlığı etkileyecek. Bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi her alanda güçlü dönüşümleri, değişimleri, yapılandırmaları tetikleyebilecek önemli bir etkiden, enerjiden bahsediyoruz burada. Bakalım 11 Haziran'a kadar nasıl işaretler getirecek. Bununla da ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Plüton'un kovadaki genel etkilerini de anlatacağım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve ayın 25'inde Mars uzun süredir geçtiğimiz Ağustos'tan bu yana bulunduğu İkizler Burcu'ndan ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki 1,5-2 aylık bir dönem Mars Yengeç'te olacak. Mars neredeyse enerji orada, biliyorsunuz. Yengeç'te bir Mars biraz duygusal ve dürtüseldir. Yani böyle çok dışsal değil, daha duygusal, daha içsel bir enerjiden bahsediyoruz. Özellikle bu dönemde enerjinizi siz biraz daha günlük hayatınıza, işte işinize, mesleğinize, sağlığınızla ilgili konularda bir hassasiyet yaratabilir. Midenize dikkat edin, sindirim sisteminize dikkat edin. Eğer buralarda bir problem varsa zorlayıcı olabilir sizin adınıza. Evcil hayvanlarınızın güvenliklerine, onların sağlıklarına da dikkat etmek lazım. Çalıştığınız ortamda iş ilişkileri, beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişki dinamiklerinde de biraz Mars burada zaman zaman biraz agresyon yaratabilir, bir huzursuzluk yaratabilir. Bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Daha çok hani Nisan ayı içerisinde belki bunları daha fazla hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.